Değerli Çiğdirli hemşehrilerimiz, Çiğdirli Belediye Başkanımız Sayın Utku Gümrükçü'nün girişimiyle belediyemizde kurulup hizmet veren Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde sosyolog ve aile danışmanı olarak hizmet veriyorum. Bugüne kadar müdürlüğümüz bünyesinde aile danışmanlığı hizmetlerini yüz yüze görüşmeleriyle yürütüyorduk. Tüm ailemizle hayatımızda eve sığdırdığımız bu olağanüstü süreçte sizlere videolarımızla destek vermek istedik. Aile olarak bu süreçte korkularımızı, kaygılarımızı nasıl yönetebiliriz? Bireysel olarak hepimizin korkuları, kaygıları vardır. İçinde bulunduğumuz bu tip olağanüstü dönemlerde korkular mıknatıs etkisi de gösterebilirler. Ekonomik kaygılar, işsizlik kaygısı, gelecekle ilgili belirsizlik son derece güçlü duygulardır. Ve mutlaka ailemizi yansıyacak endişelerdir. Sürecin bir gün biteceğini kendinize yüksek sesle hatırlatın. Umudumuzu yitirmemek için günlük hayatımızı, rutinlerimizi elimize uyarlamaya çalışalım. En güvenli ve en huzurlu yer evimiz. Peki nelere dikkat edebiliriz ya da neler yapabiliriz evimizde? Tüm gün haber bültünü takip edip an be an ölü sayısı, enfekte sayısı veren yayınlardan lütfen uzak durun. Sosyal medya ve WhatsApp gruplarındaki bilgi kirliliği kaygılarımızı arttırır ve sizi yersiz endişeye sevk eder. Olabildiğince mesafeli olun. Doğru bilgi almak için resmi kurumların açıklamalarını takip edin. Rutinlerinizi aksatmayın. Güne erken başlamak sizi zinde hissettirecektir. Metroya servise yetişir gibi değilse de çok geç saatlere kadar miskinlik yapmamaya lütfen özen gösterin. Tüm günü pijamalarla geçirmek iyi bir fikir değil. Duş alın ve giyinin. Evinizi sık sık havalandırın. Kendiniz için balkon aktiviteleri bulun. Egzersiz yapın. Yoga, pilates, hafif kardiyo gibi evde yapılacak egzersizler belirleyip planınıza sadık kalın. Günde 7 ila 9 saat arasında uyumaya lütfen özen gösterin. Bu bağışıklık sisteminizi korumaya yardımcı olacaktır.